Maşallah, demek ki Mehdi'nin o gül kokusunu aldı. Mehdi'nin yakınlığını, Mehdi'nin elektriğini hissetmiş olabilir. O yüzden geliyordur inşallah. Peki bizi bu kadar sık sık ziyaret etmesi bazı yerlerin bize bakışını değiştirebilir mi hocam? Amerika falan. Evet. Ne olacak Amerika Türkiye'si? Ne olacak? Aklı başında bir millet ve aklı başında bir devlet var. Bizim devletimiz çok olgundur, yani çok makuldür. Yani öyle uçuk hiçbir hareket değil mi? Bekleyemezler. Çok makul olduğuna göre yaptıklarını düşünerek yaptığını bilir devletimizin. O yüzden de saygılıdır. Bütün dünya Türk devletine karşı saygılıdır. Ahmet-i Necat'ın uslubunun değişmesine de Ama bunca zaman evet. İran'dan bize geliş olmamıştı çok fazla. Son zamanlarda bilhassa sıklaştı. Demek ki bir sevgi hissetmiş, demek ki sevildiğini hissetmiş, birilerinin varlığını hissetmiş demek ki Türk İslam insan. Birliği'ne işaret olabilir mi? Bunlar Mehdi aşığıdır. Mehdi'nin o güzel gül kokusunu da aldılar. Yani şu an farkında o. Yani söylüyor zaten, çıktı diyor Mehdi diyor. Daha önce çıkacak diyordu, şu an çıktı diyor. Maşallah. Mehdi Sünnilere, Şiilere de hepsini birleştirecek inşallah. Çünkü Şiiler Mehdi aşığıdır. Mehdi'nin sözünden onlar çıkmazlar zaten. İran Anayasası'nın biliyorsunuz birinci maddesi. Bu anayasa Mehdi çıkıncaya kadar geçerlidir diyorlar. Mehdi çıktıktan sonra bu anayasa geçerlidir. Ondan sonra onun dediğini yapacağız diyorlar. Şiiler Mehdi'nin bir dediğini iki yapmazlar Allah'ın izniyle.